Evet, cümleten hoş geldiniz. Biraz şans mı diyelim, şanssızlık mı diyelim? Kalabalık olmaması bazılar için önemli olabilir ama bilirsiniz bir kişi de olsa o bir kişinin ayağına sağlıktır, ona teşekkür babında anlatmak gerekir. Yıllar önce ben salon bir defa boş kaldığında böyle üzülmüştüm, niye gelmiyorlar falan diye. Sonra zaman geçtikten sonra bunun önemli olmadığını biliyor insan. O yüzden tekrar hoş geldiniz. Söyleşi Aksaray Tarihi Merkezli olacak demiştik. Şimdi yakın dönemde yayınladığımız birkaç kitabı da getirdim. Bunlardan da biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi Aksaray tarihini araştırmak bir yerden çok kolay gibi gözüküyor ama en büyük dezavantaj hepimizin de bildiği gibi hangi Aksaray suali. Birisiyle tanışıyorsunuz doğuda ya da batıda bir şehirde. Nerelisiniz sualini Aksaraylıyım deyince işte İstanbul Aksaray mı? Yok diyorum şehir Aksaray. Ha anladım. Niğde Aksaray. Yok beyefendi 68. Tamam Konya Aksaray diyor. Ben bir defasında şöyle bir şey yaşamıştım. İstanbul'da bir kütüphanede görevli bayanla konuşurken bu cümlelerin hepsini söyledim. Kerim abiye de anlatmış olabilirim. Niğde Aksaray değil, Konya Aksaray değil. En sonunda kadın dedi ki bana, tamam biliyorum Kayseri Aksaray dedi. Bayana dedim ki hepsini duyduk ama Kayseri Aksaray ilk defa sizden duyuyorum dedim. Şimdi böyle bir problem var. Bu arşivde de var. Şimdi biliyorsunuz yakında, çok yakın bir tarihte Kağıthane'ye taşındı. Başbakanlık Osmanlı Arşivi. Şimdi hepsi biliyorsun Cumhuriyet Arşivi'yle bünyesinde. Onun dijital ortama aktarılan belgeleri var. Aksaray diye yazdığınızda 40 binden fazla belge çıkıyor. Eğer dikkatli olmazsanız İstanbul Aksaray sizin aradığınız Aksaray'la yer değiştirmiş ya da karışmış olabiliyor. Bunun gibi çok hata yapılıyor maalesef. Bir defa arkadaşım birisi heyecanlanmış Aksaray ile ilgili belge bulduğunu söylüyor. Altta bir baktık ki adres tarif ediyor. Horhor Çeşmesi diye devam ediyor. Diyorum ki bu bizim Aksaray değil. Bu İstanbul Aksaray. Ha öyle mi? Bilmiyordum. Bir de şu var, atasözümüz var. Yerli tavşanı yerli tazı kapar diye bir atasözümüz var. Şimdi Çukurova'dan, Kadirli'den ya da Antep'ten bir yer adını eğer Osmanlıca belge okuyorsanız hareke olmadığı için doğru okuyamayabilirsiniz. Orayla alakalı çok ciddi bir birikim gerekiyor. Aksaray'ı ararken de eğer birisi Sevinçli'nin eski adının Gelegül olduğunu bilmiyorsa araştırırken onun Aksaray olduğunu bilemeyebilir. Ya da Aksaraylı olmayan birisi Gelveri'yi yani Güzelyurt'u Gülveri diye yazmış, kaydetmiş. Ya da Kelferi diye yazmış. Hani ikisi de aynı yazılıyor ya, Kelferi diye yazılmış. O yüzden siz çok dikkat etmeniz gerekiyor. O yüzden Aksaray tarihiyle araştırma yapanların en çok zorluk yaşadığı noktalardan birisi bu isim benzerliği, karışıklığı. Hepimiz çok net biliyoruz ki Fatih Sultan Mehmet Osmanlı'ya ikinci kez yani Aksaray'ı Osmanlı topraklarına ikinci kez dahil etmiştir, ilhak etmiştir. Müslüman olmayan ülkeler fethedilir, Müslüman olan ülkeler ele geçirildiğinde ilhak edilmiş olabilir. Aksaray ikinci defa Fatih Sultan Mehmet döneminde ilhak edildi ve Aksaraylılar İshak Paşa'nın görevlendirilmesiyle buradan İstanbul'a sürgün edildiler, tehcir edildiler. Zoraki bir tehcirdi bu. Yani insanlar istemedi bunu. Fakat 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiğine, yani Konstantinopol'u aldığında oradaki insan varlığı kalsın ama aynı zamanda da bir Türk İslam kültürü mührü vurulsun o şehre istedi. Yani oradaki sanatkarlar, zanaatkarlar, halk memnun olsun, mutlu olsun, müreffeh olsun ama buranın da bir Türk İslam toprağı belli olsun dedi. Bu nasıl olacaktı? Zamanla olacaktı. Fakat bu yüzyılı bulabilirdi. Fatih Sultan Mehmet bir an evvel oraya Müslüman nüfus taşıdı. Birisi de Aksaray'dı. Beyşehir'den, Mut'tan, İçel'den farklı yerlerden insanlar götürüldü. Aksaraylıların oturduğu semte de Aksaray denildi. Bunu kim söylüyor? Fatih Sultan Mehmet'in hemen yakınındaki tarihçiler söylüyor. Aşık Paşazade söylüyor. Kemal Bey söylüyor. Oruç Bey söylüyor. Ondan sonraki tarihçiler söylüyor. Velhasılı
arşivlerde araştırma yaparken işte İstanbul Aksaray'daki o semt olan Aksaray'la bizim şehir olan Aksaray ya da birkaç tane Aksaray'da köy adı var. Aksaray ismiyle köy adı var. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Yüzden fazla orta köy var. Buna dikkat etmek gerekiyor. Yine çok fazla Kurtuluş var, Laleli var. Halbuki bizim Kurtuluş, Laleli isimleri yakındır, yenidir. Sofular var. İsim benzerliği çok fazladır. Karapınar her yerde vardır. Aksar her yerde vardır. Akçakent. Bunun gibi isimlendirmeler pek çok yerde olduğu için buna mümkün mertebe dikkat etmek gerekiyor. İsimlerimizin sonunda bir soy ismi var. Genel itibariyle aynı isim, soy isim vardır ama genel itibariyle isim ve soy isim aynı mahallede, aynı şehirde çok az rastlanır, bilebilirsiniz. Ama şehirlerin bazılarında böyle ayırt edici özellikler de koymuşlardır bazılarında. Ama bazen olmaz. Bununla ilgili de sorunlar yaşanabiliyor. Ben naçizane Aksaray tarihiyle alakalı işte yayınlar yapmaya çalışıyorum. Bunlardan bazılarını getirdim. Tabii arşivde araştırma yaparken zorluklar var. Birincisi belgeyi bulmak. Zor bir iş. Dikkatli olmak gerekiyor. İki belgeyi buldunuz. Belgeyi tam okumak gerekiyor. Yanlış okumamak gerekiyor. Bununla ilgili pazar günü galiba İlber Ortaylı da gelecek. İlber Ortaylı, Murat Bardakçı'nın da olduğu bir programda Osmanlıca kelimelerin okuma zorluğundan ve yanlış okunduğundan nelere mal olabileceğinden dem vurulmuştu. Onun altı çizilmişti. Dikkat edilmesi gerektiği. İşte belgenin birini buldunuz. Diğerinde de doğru ve tam okumanız gerekiyor. Tam anlayıp tam kritik etmeniz gerekiyor. Tabii bunlar işin önemli bir kısmı. Sonra bir de eğer yakın dönemse işin içine sözlü tarih giriyor. Belgelerin haricinde sözlü tarih giriyor. Benim en çok belki de zorlandığım ya da hata yapmaya sebep olabileceklerden biri bu. Merhum Mahir Südemen, Ulu Cami ahır yapılmamıştı diye yıllar önce yazmıştı. O zaten biliyorsunuz kitaplaştı o yazılar. Zaten hem o yazıdan biliyoruz hem başkalarının da anlattığını biliyoruz. Birinde 1927 doğumlu bir amcamız altını çize çize ısrarla dedi ki gözlerimle gördüm Ulu Cami ahır yapıldı dedi. Fakat bir tane kaynak söylüyor. 20'den fazla kişi de hayır asla Ulu Cami ahır yapılmadı diyor. Ne zaman oluyor olay? 1939-45 arasındaki İkinci Dünya Savaşı'nda. Bugünkü gibi büyük yurtlar, oteller mi var? Acil bir durumda geldiğinde askerin konaklayacağı. O zaman öyle bir durum yok. Ulu Cami'nin içinde asker 2 yıl boyunca kalmış, konaklamış ama ahır yapılmamış. O yüzden her yaşlı doğruyu söylemez. Ya da art niyetli değildir, yanlış hatırlayabilir. O yüzden teyit etmek gerekiyor, check etmek gerekiyor, kontrol etmek gerekiyor, kıyaslamak gerekiyor. Tek kaynağa bakmamak gerekiyor. O yüzden sözlü tarih noktasında da dikkatli olmak gerekiyor. Ve işin başka boyutları da var tarihle ilgili yazdığınızda. Hangi milletten olursanız olun, hangi partiyi tutarsanız tutun, hangi takımla olursanız olun bu kitaba yansımamalı. Eğer ortada A şahsı Müslüman, B şahsı gayrimüslim, Müslüman gayrimüslime eziyet ettiyse, belgede okuyorsanız siz ne kadar dindar Müslüman olursanız olun belgenin orijinaline tahrif edemezsiniz, dokunamazsınız. Eğer ortada bir yanlış varsa olduğu gibi yazmak zorundasınız. Sizin sevdiğiniz partinin bir mensubu yanlış yaptıysa, yani yıllar önceden bahsediyorum ve bugünü de geleceğin tarihçileri yazacak. Sevdiği bir şahsiyetin yanlışı varsa bunu da yanlış demeli. O belgeyi tahrif etmemeli. İlmin namusu bunu gerektiriyor. Velhasılı geriden aslında çok kolay gibi gözüken tarih araştırmacılığı emin olunuz çok da kolay değil. Belgeye ulaşmak, belgeyi doğru yorumlamak bunları yaparken pek çok kez de pek çok insan sağlığından da olabiliyor. Bunlar tabii işin zorluğu, her işin zorluğu vardır. Meslek hastalıkları vardır. Bunlar gayet tabidir. Bakınız, elimde görmüş olduğunuz Azmi Milli Türk Anonim Şirketi'nin tarihçesini anlattığım kitap. Benim yüksek lisans tezimdi. Mesela bu kitabı hazırlarken arşivi yakın dönemde maalesef sağa sola dağılmış. Bir kısmı eski depolarda, bir kısmı başka yerlerde. Çuvalların içinde maalesef
pek çok insanımız aynı bilince sahip olamıyor. Ve bu belgeleri temin edip arşive getirdiğimizde, açık söylemek gerekirse ben heyecandan ne maske taktım ne eldiven giydim elime. Bu ömrümde hiç sigara içmesem de, içki içmesem de nefes darlığıyla alakalı problemler başladı. Bunu artık biz meslek hastalığı diyoruz. Bunu artık normal görüyoruz. Bu gayet tabidir. Ama dikkat etmek gerekiyor. Bir de böyle boyutları var. Fakat bunun için de bitirdim ben çalışmamı. Yayınlandı. Tabii ki ismi, soy ismi, memleketi her zaman olduğu gibi bizde sır olacak. Bazı insanlar geldi. Dedi ki dedemi yazmamışım. Dedeniz kim? Filan. Beyefendi işte 12 sayfalık nizamnamesi var. Dedenizin adı yok. Soyadı da o zaman yok. Biliyorsunuz 1934'te kanun çıkmıştır. 1935'te uygulanmaya başlamıştır. Bırakın soyadını, adı bile tutmuyor. Diyor ki benim dedem buraya bir küp altın vermiş. Niye yazmadın? Bakınız bir de boyutu var. Diyorum ki her gelenin her dediğini yazsak biz tarihçilik yapmış oluyor muyuz? Hayır. Bunun gibi talepler oluyor bazen. Onu yazdıramayınca sağda solda sizi eleştiriyor. Bir de böyle var. Ya da az önceki bahsettiğim maddi zorluklar ya da arşivdeki zorlukların yanında bir de her meslekte, her yerde olduğu gibi maalesef tırnak içinde söylüyorum karın darlığı ya da hasetlik oluyor. Hani biliyorsunuz meşhur bir fıkra var. Güya cehennemde herkesin, her milletin yandığı yer ayrıdır. Büyük kazanlar da haşlanıyorlar, cezalarını çekiyorlar. Çıkmaya çalışana da ellerinde mızrakla içe batırıyorlar filan. Güya Türklerin olduğu kazanda hiçbir hareket yok. Baştaki o görevli zebaniler, melekler kendi aralarında stajyer soruyor, konuşuyorlar. Diyor ki bu Türkler ne kadar masum insanlar, ne kadar mazlum insanlar. Hiç itiraz etmiyorlar. Diyor ki sen daha acemisin. Siz tanımıyorsunuz Türkleri. Biri çıkmaya çalıştı mı diğerleri paçadan aşağı doğru çekiyor. Onlar birbirlerine zaten yapacağını yapıyor diyor. Bu her meslekte var. Bunlara da takılmamak gerekiyor. Az önceki bahsettiğim toz toprağa takılmamak için. Her mesleğin zorluğu var. Bunları hesap ederek girmek gerekiyor. Bunları ben niye anlatıyorum? 41'den gün aldım. Kimin ne zaman yaşayacağını bilmiyoruz. Yaş 35 yolun yarısı eder diyen şair 70 yıl yaşamamıştır, yaşayamamıştır. Onu Allah bilir. Bu geleceğe aslında bir kayıttır. Kim ölecek, ne zaman ölecek onu Allah bilir. Genelde de öldükten sonra olur. Şimdi çok adımızın önünde ünvan da olsa, yerel tarih olduğu için çok ilgi çekmez ama vefat ettikten sonra ya Fırat Gül 2019'da işte 10 Ekim'de bir konuşması var. YouTube'da yüklü filan. O arada belki bir genç, araştırmacı bir genç, belki onun içindeki bir cümle hoşuna gidecektir. Onun için bunlar geleceğe bir kayıt aslında. Sizinle birlikte biz sohbet ederken aslında geleceğe bunların hepsi birer kayıt. Şimdi yakınlarda ne yapıyorum? Biraz da ondan bahsediyorum. Bahsedeyim. Aksaray eğitim tarihini bitirdim neredeyse. Son rötuşları kaldı. Onun için de çok ilginç bilgiler gördüm. Ondan bir tanesini bahsedeyim. Hepsini söylemeyeyim ki biraz sürprizin tadı kaçmasın. Okuyunca göreceksiniz. Çok ilginç belgeler. En ilginç belge bana göre 1911 tarihli bir eski bir gazetede gördüm. Gelveri'de Müslümanların hiç okulu yok. İki tane okul var. İkisi de gayrimüslimlerin. Gayrimüslim zenginlerden birisi Müslümanların, Müslüman çocukların, hatta Müslüman sıbyan yazıyor. Müslüman çocukların okulları yok diye ciddi anlamda kendi bütçesinden, cebinden para çıkararak okul yaptırıyor Gelveri'de. Okulu bina olarak yaptırıyor. Fakat tarih bileceğiniz gibi hemen bakınız 1911, 12, 13, 14, ondan sonra zaten kesintisiz 4 yıl, sonra İstiklal Harbi, yıllarca bu millet savaşın içinde. Ordusuyla, askeriyle, milletiyle. Ora uzun dönem yine öğretmensiz kalmış. Bina var, tamam bir gayrimüslim yaptırıyor ama bu defa da öğretmen yok. Hem de bu iki yıldan fazla sürmüş. Çocukların okulu yok. Bu çok ilginç. Bunun haricinde 17. yüzyılda Hukuk Penceresinden Aksaray diye bir kitap hazırlıyorum. Onun içinde de çok ilginç bilgiler var. Oradan bir tanesi de Rus asıllı bir köle, Aksaraylı'nın kölesi. Adam azat ediyor köleyi.
Fakat azat ettiğinden adamın annesinin haberi yok. Aksaray'ın pazarında kölesini görmüş. Artık 400 yıl önce oluyor. 1628'de. 1628, 4. Murat dönemi. Köleyi çağırıyor yanına. Aldığımı eve götür diyor. Sen benim kölem değil misin diyor. O kadına diyor ki, oğlum beni azat etti. Artık ben sizin köleniz değilim diyor. Kadın köleye hakaret ediyor. Köle azat edilmiş ama Aksaray'da yaşıyor. Aksaray'ın mahkemesine geliyor. Yani şeriye mahkemesine. Kadıya, kadını şikayet ediyor. Oğlunu çağırıyorlar. Oğlunu diyor ki, anne ben bunu azat ettim diyor. Adamın adı Pervane. Artık Müslüman olmuştur diye düşünüyorum. Rus asıllı Pervane isimli bir köle azat edilmesi diye ilginç bir kayıttı. Bu ikinci kitap. Diğeri, boğazım ağrıyor kusura bakmayın. Diğeri, yine az önce gösterdiğim Azm-ı Milli'nin, yani milletin azmi olan Azm-ı Milli'nin kuruluş dönemine ait telgraflar. Bunları günümüz Türkçesine aktardım. Orada aktarırken çok ilginç yine bilgiler var. Tabii Müslüman biliyorsunuz askerdir. Müslüman rençberdir. Ama sanat ve zanaat genelde gayrimüslimlerin elindedir. Bu böyle. Bizimkilerin kafasının çalışmadığından değil. Bu uzun dönem sadece orduda asker olarak Türklere güvenmekle alakalı bir durum. Fakat zengin, sanatkar ve zanaatkar Türk olmamıştır. Maalesef olamamıştır genel itibariyle. İşte Azm-ı Milli kurulurken de amele olarak Türk'ü buluyorlar. Ama çalıştıracak teknik eleman, mühendis olarak, montör olarak bulamadıkları için Çekoslovakya'dan, Almanya'dan, başka ülkelerden, İsviçre'den, yani kendini yetiştirmiş insanlardan rica ediyorlar. O arada iki tanesine ulaşmışlar, gelmek istememişler. Onlar da Aksaray'ın sosyal hayatını sormuşlar. 1925'te Aksaray nasıl bir yer? Gitsek sıkılır mıyız? Havası nasıl, suyu nasıl gibi sorular sormuşlar. Mustafa Vehbi Çorakçı Ankara'da mebustur. Aksaray'ı temsil eden mebustur. İkinci kez seçilmiştir. İlki Aksaray değil, Niğde mebustur. Niğde o zaman biz Niğde'ye bağlıydık. Sonra Mustafa Kemal Atatürk döneminde müstakil Liva olduk. Sonra da 1923'te vilayet olduk. Sonraki seçimde Mustafa Vehbi Çorakçı Niğde mebusu değil, Aksaray mebusu olarak girmiştir. İşte o Mustafa Vehbi Çorakçı, cömert, zengin olan, Halide Edip Adıvar'ında bazen bahsettiği, Mustafa Kemal'in bazen misafirlerini Mustafa Vehbi Çorakçı'nın evine gönderdiği, rica ettiği, arabasıyla aldırdığı Vehbi Bey, o iki ecnebi mühendise, nitelikli elemana Aksaray'a gitmelerini tavsiye ediyor. Belki de bir jest yapıyor. Velhasılı devam eden, neredeyse bitmiş olan çalışmalardan üçünden bahsettim. Şimdi daha çok Aksaray tarihiyle ilgili çalışmalar devam ediyor ama Seydi Beşir Esir Kampı ve Sarıkamış Savaşı ile alakalı çalışmalarım şu günlerde devam ediyor. Bakınız, Seydi Beşir Esir Kampı, minik bir parantez, döneceğim tekrar. Aksaray tarihiyle ilgili minik bir teneffüs olsun bu. Denilir ki her yerde, Seydi Beşir'de 15 bin Türk askeri kasten kör edildi. Yani krizol maddesinin çok yoğun olduğu bir havuza zorla sokuldu. Dipçik zoruyla sokuldu. 15 bin asker kör edildi diye bir iddia vardır. Ve milli duygularla, duygusallık yaparaktan biz genel itibariyle arkasını düşünmeyiz, inanırız. Ve bunu sosyal medyada da paylaşabiliriz. Bir sohbet ortamında, bir kahvehanede filan konuşmuş olabiliriz. Genelde de öyle olur. Bu tamam, içimiz acır, üzülürüz. Fakat bu iş tarih araştırmacısı insanının, yani ya bu işi yapıyorsanız şüphe etmek zorundasınız. Her bilgiden şüphe etmek zorundasınız. Kıyaslamak zorundasınız. Bilginin kaynağına gitmek zorundasınız. Ben bu hususta 1,5-2 yıldır kafa yoruyorum. Bir kere Seydi Beşir'de, yani İskenderiye yakınında, Mısır toprakları içerisindeki Seydi Beşir'de, o esir kampında bu kadar asker yok. O kadar esir gitmemiş. Ayrıca oradan gelen anılarını yazan insanlar var. Ve ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Atatürk kitaplığında Seydi Beşir esir kampına ait bir günlük tespit ettim.
yetkilileriyle görüştüm. Beni kırmadılar sağ olsunlar. Yüksek çözünürlüklü olarak o sayfaları bana tarayıp gönderdiler. Ben de onları o yayın sayfalar üzerinden yayın yapıyorum. Bir aksilik olmazsa belki bir aya kalmaz yayınlanır. Onun içinde de çok ilginç bilgiler var. Velhasılı herkesin, yani her devletin tarihinde hem efsaneler vardır hem araştırılmayı bekleyen meseleler vardır. Sadece Türk tarihinde böyle efsaneler ya da gölgede kalmış durumlar yoktur. Her devletin tarihinde vardır. Bu Aksaray haricinde devam eden çalışmalar. Şimdi Aksaray'la ilgili çok sık sorulan sorulardan birisi, yine önümüzdeki günlerde yayınlayacağım kitaplarda var. Aksaray'ın vilayetliği elden neden gitmiştir sualini herhalde ben 10 kişiyle muhatap olduysam 9'u sormuştur. Aslında güzel bir soru. 1933'te büyüyen bir şehir var. Bakınız bu kapakta da görüyorsunuz. Azmi Milli gibi Cumhuriyet'in ilk un fabrikalarından birisi var. Selçuklu döneminin önemli şehirlerinden Aksaray'ın içinde güzel eserler var. Yol boyunda kervansaraylar var. İşte başka eserlerde de gördüğümüz gibi Aksaray'ın önemi var. Ya böyle güzel teşbit hata olmasın, böyle randıman almış, güzel güzel giden bir durumda neden Aksaray'ın vilayetliği elinden alınır sorusu gayet doğaldır, güzeldir. Fakat eğer 1933'te sadece Aksaray'ın vilayetliği elden alınsaydı, bugün anlatılan pek çok efsaneye de belki inanabilirdik. Fakat aynı gün Cebeli Bereket, yani Osmaniye de Adana'ya bağlanmıştır. Aynı gün Hakkari Van'a bağlanmıştır. Aynı gün Şebin Karahisar'ın vilayetliği elden düşmüştür. Aynı gün Artvin ile Çorum, Artvin ile Rize birleştirilmiştir. Çoruh adı altında yeni bir vilayet teşkil etmiştir. Ve bunun gibi bunlar vilayet. Daha birçok ilçenin, yani kaza köye düşmüştür, nahiyeye dönüşmüştür. Aksaraylılar ve başka şehir buna tabii tadında isyan ediyor. Mustafa Kemal Atatürk biliyorsunuz reisi cumhur, İsmet İnönü başbakan. İsmet İnönü'ye sorular soruluyor. Neden bizim vilayetliğimiz elden gitti? Bir Aksaraylılar sormuyor, herkes soruyor. Aksaraylılar da soruyor. Aksaraylılar buradan heyetlerle gidiyor. Ekonomik sebeplerle bütçeye çok maliyeti yüksekti. Bu bütçeye olan maliyeti düşürmek adına böyle bir karar aldık deniliyor. Fakat Aksaraylılar zannederim yeterince biz baskı yapamamışız. Mesela başka şehirler bundan çok kısa sonra tekrar vilayetliğini elden alıyorlar. Sadece bu dönemde mi oldu? Bilirsiniz yaş itibariyle Kerim abi seni demiyorum ama Ata Hocam Akın Bey hatırlarlar zannediyorum. Menderes döneminde Menderes'e oy az çıktı diye Menderes dönemi Kırşehir'e ceza verdi. Kırşehir'i vilayetten düşürdü. Jest olsun diye Nevşehir'i 54'te vilayet yaptı. Nevşehir oradan bir piyango vurdu. Kırşehirler buna isyan etti. Kırşehir kısa süre sonra tekrar vilayet oldu. Ama tarihin içinde, zaman içerisinde bunlar olmuş. Aksaray da sadece 1933'te değil, 1845'te de buna benzer bir sorun yaşamış. Aksaray sancak iken, yani vilayetken Aksaray'ı Niğde'ye bağlamışlar. Niğde sancak, Aksaray kaza, bunların üstünde de biliyorsunuz Konya vilayeti var. Konya'ya bağlı. Aksaraylar birkaç defa padişaha diyor ki bizi Niğde'den alın, direkt Konya'ya bağlayın. Çünkü bizim işimiz Niğde ile değil, ticaretimiz, başka işler hep Konya ile diyor. Dönemin padişahı ya da padişahları bu talebi değerlendiriyorlar. Pek oralı olunmuyor. En son 1912'de yine bir ciddi bir baskı var Aksaraylardan. Fakat biliyorsunuz Balkan Harbi patlak verince bu talep de havada kalıyor. Yani Aksaray tarihte iki defa tenzili rütbeye uğruyor. Vilayetken kaza rütbesine dönüşüyor. İsteyerek istemeyerek en büyük kaybı da biraz önce anlattığım gibi Fatih Sultan Mehmet döneminde önemli bir şehirken, kalabalık bir şehirken bir anda boşalıyor. Fatih Sultan Mehmet'in zorla İstanbul'a adam götürmesi. 1571 bilirsiniz Kıbrıs alınıyor.
Kıbrıs'a da Müslüman nüfus lazım. Yine nereden gidiyor? Yine Aksaray'dan gidiyor. Sadece Aksaray'dan değil, İç Anadolu bölgesi adeta Osmanlı'nın insan kaynağı. Yine 1571'de Kıbrıs'a Aksaray'dan gidiyor. O yüzden Kalanlar Mahallesi için, ben bunun kaynağını bulamadım bu arada, fakat söylenenini söylüyorum. Ben bununla ilgili olumlu ya da olumsuz, teyit eden ya da etmeyen herhangi bir belge bulamadım. Denilir ki bu kadar insan gittikten sonra mahallelerde insanlar azaldı. O zaman da bir dönem biliyorsunuz eşkıyalıktan dolayı insanların canı çok yanıyordu. İnsanlar bir arada olsun diye Somuncu Baba'nın oğlu Yusuf Hakiki Baba, büyük oğlu, küçük oğlu biliyorsun Halil Tayyip'i Darende de metfun. Yusuf Hakiki burada ve Somuncu Baba da burada. İşte Somuncu Baba'nın büyük oğlu Yusuf Hakiki Baba dönemin kanaat önderidir. Dönemin mutasavvıfıdır, alimidir. Deniliyor ki, duymuşsunuzdur, Fatih Sultan Mehmet hayattayken, sağlıklıyken, yani daha dünyadayken onu eleştiren tek şair, tespit edilebilmiş şair Yusuf Hakiki Baba'dır. Sen diyor bizden adam götürmeden önce burası mamur bir şehirdi. Aldın götürdün, burayı diyor eşkıyaların elinde diyor un gibi ezildik diyor. Değirmendeki un gibi ezildik diyor. İfade aynen böyledir. Der arz-ı şikayetnamedir şiirin adı. Orada uzun olmayan bir şiirde Osmanoğullarını, Fatih Sultan Mehmet'i Aksaraylıların gözünden, cephesinden bakaraktan eleştirmiştir. Yani mamur bir şehir, senin zorla götürdüğün insanların götürmesinden dolayı, çünkü boş adam götürmüyor, götürürken de alimleri götürüyor, zanaatkarlar gidiyor. Çünkü Konstantinopol bir imparatorluk başkenti ve Fatih Sultan Mehmet bir taşla iki kuş vurmuş oldu aslında. Birinci taşla vurduğu kuş Konstantinopol'un İstanbul olması. İkinci fayda nedir? Burada Karamanoğulları'nın bölgesi. Karamanoğulları da Selçuklu'nun varisi olduğunu iddia ediyor. Osmanlı'nın en büyük rakibi. Eğer buradaki insan gücünü siz alırsanız Karamanoğulları'nın yeniden yeşermesini de engellemiş olursunuz. Fatih Sultan Mehmet gayet zeki bir padişah, bir şekilde yapmak zorundaydı. Tamam, Aksaray burada kaybetti ama devlet büyüdü. Devlet inkişaf etti. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Pekala, ondan sonraki süreçte ne oldu? Fatih Sultan Mehmet'in oğulları var. Bayezid ve Cem Sultan. İkisinin arasında da bir kavga var. Askerler daha çok Cem Sultan'ı seviyor. Doğru. Fakat genel itibariyle Bayezid daha çok tutuluyor. Cem Sultan Karaman'a geliyor. Karaman'dan istediği desteği buluyor. Karamanoğullarıyla birlikte Aksaraylılara da geliyor. Gelin bize destek verin. Ben geçeyim tahta. Haliyle siz de bu iyiliğin karşılığını göreceksiniz diyor. Aksaray ne yapıyor? Tırnak içinde iktidardan yana oluyor. Cem Sultan'a nasıl söyleyelim? Kapıyı açmıyor. Kalenin kapısını açılmadı diyor kitapta. Haliyle biliyorsunuz Ulu Cami'nin oradan. Gözünüzün önüne getirin. Aksaray Lisesi'nin oradan devam ediyoruz. Sobacılar Çarşısı. Hatta orada bir 6-7 metre var. Bir duvar kalıntısı var. Kerim abiyle sık sık önünden geçtiğimiz yer. Devam ettik. Medresenin önünden geçtik. Medrese dışarıda kaldı. Devam ediyoruz. Orada sağımızda yine Azmilli kaldı. Kurşun Camii'nin oradan döndük. Kalealtı Caddesi dediğimiz yer kale. İşte bu kalenin içine Cem Sultan alınmadığı için Aksaray Karamanoğulları'yla birlik olup dönemin padişahı olan abisini devirme işini giremiyor. Yeterince asker toplayamıyor. Pekala, Bayezid-i Veli, ikinci Bayezid bu iyiliğin karşısında ne yapıyor? Aksaraylıların tamamını vergide muaf tutuyor. Yani bu iyiliğin karşılığında da Aksaray Sultan yani ikinci Bayezid dönemi boyunca tamamı vergiden muaf tutuluyor. Haliyle Aksaray tarihi biliniyor ki Aşıklıyı dahil ettiğimizde 10 bin yıllık bir tarih var. Aksaray tarihi Selçuklu döneminde önemli bir yere sahip. Darüzzafer ve Şehri Süleha gibi namları var. Biliyoruz ki Osmanlı Cumhuriyet döneminde önemli bir şehir, vitrin bir şehir. Ve bu 10 bin yıllık zamanın içerisinde
pek çok araştırmacıya pek çok malzeme var. Pek çok araştırmacının pek çok kitabı da yayınlansa halen Aksaray tarihi tam olarak ortaya konulabilir mi, onu da tartışmak gerekiyor. O yüzden devamlı çalışmak gerekiyor, üretmek gerekiyor. Ben de naçizane elimden geldiğince buna katkıda bulunmaya çalışıyorum. Ama birazdan sohbeti bitirmek niyetindeyim. Sorunuz varsa cevaplarım. Birkaç isimden bahsetmek istiyorum. Bunlardan birisi Orhan Özdil. 1970 doğumlu hemşehrimiz. Başbakanlık Osmanlı Arşivi'ndeydi. Şimdi Cumhuriyet Arşivi'ne geldi. Bu kayıtları belki yıllar sonra, belki aylar sonra görecek. Hakkını helal etsin. Bir ifade kullanacağım. Kendisi belge manyağıdır. Söyledim, yüzüne güldü, kızmadı. O yüzden rahatlıkla söyleyebiliyorum. Emin olun ben 4 ya da 5 defa evinde misafir oldum. Gecenin 2-2.30'una kadar çalışıyor. Sabah kalkıyor mesaisine. Emin olun hiçbir aktivitesi yok. Ne halı saha, ne kahvehane, ne sosyal medya, hiçbirine vakit ayırmıyor. Tamamen Aksaray tarihine çalışan, üreten, inanılmaz bir bilgi belge biriktiren bir şahsiyet. Diğeri Zekai Erdal. Bu adam da önemli bir adam Aksaray tarihi için. Mardin'de Artuklu Üniversitesi'nde sanat tarihi bölüm başkanı. Tamamen kendini Aksaray tarihi başta olmak üzere Türk İslam tarihine adamış bir şahsiyettir. Çok önemli bir araştırmacıdır. Diğeri Ahmet Kustan. Kendisi şu anda Tillo'da. Çok güzel araştırmalar yapan birisi. Hani demiştim ya sohbetin başında tarihçi şüphe etmesi lazım diye. En basit örnek, Somuncu Baba'nın vefatı Ekim deniliyordu, dedi ki Hicri tarihe göre bu Kasım'dır. Ya da Somuncu Baba'yla ilgili bilgi hep şöyle söylenmiş ama merak ettim, o öyle değildir. Ya da Zincirliye Medresesi'nin kitabesinde bir Ato Hocam hatırlayacaktır. Enfal Suresi'nin kaçıncı ayetiydi hocam? 51. 51 diye biliyorduk ya hocam. O 49'muş mesela. Neden? Biz ciddi bir araştırmacıya inandığımız için tabii ki aldık, hafızamıza not ettik. Başka işlerimiz var, devam ettik. Ama başka zaman vaktimiz olduğunda hepimiz yapıyoruz. Acaba 51 mi diye bakıyoruz. Bu aynı zamanda o ayet Talak suresinde de geçiyormuş hocam. Velhasıl bunun gibi şüphe ederek Aksaray tarihine çok ciddi hizmetleri bulunan bahsettiğim Ahmet Kustan, Zekai Erdal, Orhan Özdil ve şu anda benim belki bilmediğim ya da unuttuğum pek çok araştırmacı var. Bak, yazar, edebiyatçı ve şairi söylemiyorum. Bir de son dakikamız ne kadar var? Daha var. Mahmut Makalı biliyorsunuz geçen yıl vefat etti. Fikret Otyam'ı biliyorsunuz yakınlarda vefat etti. Bunlar Aksaray'ın tanınması için, Aksaray'ın bilinmesi için çok gayret etmiş insanlardı. İkisi de dünyanın tanıdığı insanlardı. İkisi de vefat etti. Biri 2018'de, biri 2015'te. Fikret Otyam'ın babası Vasıf Bey, biliyorsunuz İsmet İnönü'nün ricasını kıramayaraktan Aksaray'a gelmiş, eczanesini açmıştır. Aksaray'ın kültür hayatına inanılmaz etkide bulunmuştur ve oğulları Nedim Otyam, Nusret Otyam, Fikret Otyam, Türkiye'deki ilk belgesel sinema filmi olan Toprak filmini çekmiştir. 1952 tarihtir. Müdürüm, bu arada bu film YouTube'da var. Görüntüsü önceden kötüydü. Harika. Muhakkak seyretmişsinizdir. O da tanıtım açısından değerlendirilebilir. Toprak filmi çok güzel. Ve Mahmut Makal. 1952 Toprak filmi çok önemli. Mahmut Makal'ın Bizim Köy roman değildir bu arada. Bir öğretmenin şahitlikleridir, günlükleridir, notlarıdır. Geçen Kerim abiyle de bahsettik o eserin öneminden. 1962 yılında yine geçen yıl vefat eden Ermeni vatandaşımız Ara Güler. Kendisi ne diyordu? Bana Ermeni demeyin. Ben artık Türk'üm diyordu. Rahatsız oluyorum diyordu. Bir ötekileştirme hissediyorum diyordu. Allah az önce bahsettiğim iki kişinin Müslüman olduğu için rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ara Güler'in de ışığı bol olsun. Ara Güler 1962'de Mahmut Makal'ın eseri için Fransızca baskısı için gelmiştir. Birbirinden kıymetli fotoğraflar çekmiştir. O eserin dünyada bilinmesini sağlamıştır. Ve iyice tanınan, çünkü Arjantin'de bile artık kitapları basılan Mahmut Makal hemşerimiz, geçen yıl vefat eden Demirci Köylü hemşerimiz 1968 yılında UNESCO tarafından
dünya gençliğine miras örnek şahsiyet olarak ilan edilmiştir. Onun için az da olsa gençler var. Yani bizden bir şey olmaz demesin. Aksaray'dan da önemli şahsiyetler çıkmıştır. Tarih boyunca da çıkmıştır. Yakın dönemde de çıkmıştır. Çıkmaya da devam edecektir. Bunun için az önce bahsettiğim gibi her ne kadar bizim paçamızdan tutup aşağıya çekecek olsa da, hasetler olsa da pes edilmeyecek, çalışılacak. Yalnızca ve yalnızca çalışılacak. Hani bilirsiniz kurbağalar bir ara yarışma yapıyor. Ama kurbağanın birisi sağır, olaydan haberi yok. Görüyor ki zıplama yarışı var. Epeyce de yüksek bir mesafe. Kurbağalar yarıya kadar ancak zıplıyor ve diğerleri diyor ki hayatta başaramazlar. Bunu duyan kurbağaların şevki kırılıyor. O yüzden zıplamaktan ve denemekten vazgeçiyorlar. Sağır kurbağa bunu duymadığı için inat ediyor ve o başarılamayacak zannedilen yeri zıplıyor ve başarıyor. O yüzden araştırma yaparken sağır kurbağa olmak gerekiyor. İşinize gücünüze bakmanız gerekiyor. Her zaman kötüler, art niyetler olabilir ama ilmin namusunu düşünenler her zaman kazanacaktır. Bir de en sevdiğim sözlerden birisi. Başarı için talebenin hevesi, hocanın nefesi, babanın da kesesi lazım. Babanın kesesi burada kurumlar oluyor. Belediye oluyor, valilik oluyor, üniversite oluyor, rektörlük oluyor ya da başka yerler oluyor. Ama önce talebede heves olacak. İyi bir hoca olacak, hocanın nefesi lazım, babanın da kesesi lazım. O yüzden bu üçü bir araya geldiğinde başarı olur. Zannederim son dakikalar. O yüzden soru cevap yapalım son. Artık biraz da diyalog olsun, monolog kısmı yeter bence. Sorusu olan var mı? Evet. Zor olmasın bu arada. Evet, o zaman ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum katıldığınız için. Allah nasip ederse sağlığımız sıhhatimiz yerinde olduğu sürece Aksaray tarihi başta olmak üzere yakın dönem Türk tarihine hizmet etmeye gayret edeceğiz. Allah hepinizden razı olsun.